Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice'ye hoş geldiniz. GTA Vice'de bizler en son bir tane görev yaptık, geçemedik. Poliste neden peşime takılıyorsun? Geçen bölümde de öyle oldu, sürekli peşime takıldın. Peşime takılmanı istemiyorum senden, neyse. Şimdi Love Fist'in görevlerine gidip bitireceğiz. Love Fist'in görevlerini yapacağız, söz veriyorum. Bundan sonra her bölümde, her GTA Vice'de videosunda 3 bölüm geçeceğim. Daha önce çok şey yapıyordum böyle, sinirleniyordum veya artık doğal bir şekilde. Ve videolarda kesiyordum. Zaten uzun video oluyordu ama bundan sonra her videoda 3 bölüm geçeceğim ve görevlerde geçemediğim kısımları keseceğim ilk önce. En azından büyük olaylar yoksa. Gene polis. Umurumda değil. Polis istediği kadar kolayamaz da. Bir yıldızda istediği kadar bana sıkıntı çıkarabilir. 2 yıldızdan sonra cidden sıkıntı oluyor. 2 yıldızda deliriyorlar. Ama gene peşine takıldılar. Alındılar, sözlerimi alındılar. Neyse, buradan sol tarafa mı döneceğiz biraz sonra? Ve sağlam bir araba istiyorum bu görevi geçebilmek için. Hızlı bir araba. Yoksa işler kötü oluyor. Gidip Mercedes'i alıyoruz. Mercedes'i aldıktan sonra, Mercedes derken kızı alıyoruz işte oradan. Mercedes'i aldıktan sonra 1,5 dakika içinde göre adamları kızı yerine getirmem lazım. Adamların yanına bırakmam lazım. Love Fist grubun yanına bırakmam lazım. Ben bu arada Mercedes'i General Cortez'in kızı zannediyordum. Onu mecazi anlamda söylüyormuş bu yer. Mercedes bildiğiniz hayat kadını. Dışarıdan gelen ses, ya ses dışarıdan geliyormuş, evin içinde bir şey yok. Dışarıda gene bu sinekleri öldürmek için ve böcekleri öldürmek için bir ilaç sıkıyorlar ya arabalardan. O. O araba, bilmiyorum Türkiye'de var mı? 9 ay Türkiye'de kaldım. Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum arabaların. Neyse o arabalardan işte. Sola döndü. Lanet pislik, sola döndü. Tony. Dur. Yes. Bekle. Gene aynı motor aldım ama neyse. En azından San Andreas gibi kullanıyor buradaki motoru. Yani wow. Okay. Şu anda tek yapabileceğim şey dua etmek. Tony'nin daha iyi araba süreceğine dair dua etmek. Ya gene aynı. Sürekli bu sahneleri görmek zorunda mıyım ben? Dur. Kaçma dur. Dur, nereye gideceksin? Sola döndün. Gördüm seni. Hayır. İşte bu. Hey Mike, the guys could do with some company if you know what I mean. I know just the girl. Tamam. Öyle bir şey biliyor olabilirsin de. Benim de çok sağlam bir arabaya ihtiyacım var. Biliyorum. Diaz'ın evinden geçeceğim. Taksi dur. Kendi evimden geçeceğim. Diaz'ın evi değil ama oraya doğru giderken çok sağlam bir araba bulmam lazım yolda. Yollarda da araba yok neredeyse. Bu polis arabası, geç bunu. İlerideki araba. Bu nasıl bu? Sen güzel bir arabaya benziyorsun. Hacı, sen güzel bir arabaya benziyorsun. Hayır, sen çok güzel bir arabaya. Bekle. Dur. Affedersin. Polis görmeden, polisler duymadan. İyi, çok güzel. İnşallah bu arabayı mahvetmem. Doğru düzgün süreyim. Yerine hedefine ulaşsın bu araba. Hedefine ulaştıktan sonra istediğim kadar dağıtabilirim. Çünkü bayağı bir zaman sınırı, çok kısa bir zaman sınırı var. Bizi bayağı bir
uğraştıracak bir zaman olayı var burada. GTA'larda bu zamanlı görevlerden nefret ediyorum ya. Hiçbir zaman da sevmemişimdir. Tamam şimdi. Ha. Hayır, ha. Mercedes gel 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 gel. Bin. Arabaya bin, arabaya bin. Okay. But just as a favor, I expect return. Vallahi hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Bigeyler, pedler, hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Şu an tek umurumda olan Mercedes'i sağ salim adamların kucağına ulaştırabilmek. Hayır, hayır, hayır. Yes, yes. Güçlü olanın evrim geçirdiği şey, güçlü olanın hayatta kaldığı şey bu işte. Evrim diyorlar buna. Evirip çevirip döveceksin bunları. O yüzden evrim diyorlar. Güçlü olan zayıf olanı evirip çevirip dövüyor bunda. GTA. Kısacası GTA. Ben güçlüyüm. Ben... Aa, taksi hala orada duruyor. Çok ilginç. Başaracağım. 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 No do dum 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 dum. Başardım. Yes. Yeah. Yo, o başka buraya uğramadı ama makina. Sıkıntı yok. Buradaki paraları da alalım. 5000 dolar olmuş neredeyse. Paolo nasılsın? Sıkıntı yok, ben hallederim. Sen işi bana bırak. Ah, gene aynı şey yaptım ya, kulağıma girdi. Sıkıntı yok kanka, ben sana tüm güvenliği ayarlarım. Bir tane daha mı görev yapacağım? Tamam, iki, bir görev serisi daha açıldı. Çok güzel. Oo, çok güzel. Bir görev sonra bir görev daha. Bir görev daha sonra Malibu kulübü bizim olacak. Hayallerimiz gerçek olacak ahbaplar. Hayallerimiz gerçek olacak. Bir görev daha. Ondan sonra Malibu'yu alacağız. Şehrin kralı olacağız. Hadi arabayı alalım o zaman. Farklı bir görev mi yapalım yoksa Lovefist'e devam edelim, Lovefist görevlerine. Hoş, o da Lovefist görevi olacak ama motosiklet çetesi görevleri falan yapmam lazım sanırım. Arabam çok sağlam. Madem daha yakın, gidip onu yapalım. Hoş, oraya kadar gitmişken Lovefist'e kadar gitmek de pek zorlu olmaz. Ama görevi bilmiyorum. Hayır, sen ne yapıyorsun? Şeye bak, kaldırımın, hani benim buradan gitmem normal bir şey. Ben manyağım ve oyuncuyum. Sonuçta oyundaki fizik kuralları falan bana işlemiyor da. Arabayı gördünüz mü? Direkt siz ne yapıyorsunuz ya? Wow! Vice City çok çılgın bir şehir. Vice City'de yaşamak her yiğidin hakkı değil. Harcı değil. Hakkı değil. Vazgeçtim. Söylemeyeceğim o deyimi. Herkes Vice City'de yaşayamaz, ha? Şimdi kanka, söyleyin bakalım, ne görev vereceksiniz bana bu sefer? Piskos katil. Piskos katil mi? Kötü adamlar mı? Ben daha kötü adamım. Kedim mi var? Hadi, çabuk olun, çabuk. Dead Tommy. Love Fist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Love Fist. Love Fist'i ben kendi metal yumruğumla koruyacağım. Kendi taş yumruğumla koruyacağım ben Love Fist'i. Taş yumruk Tommy. Versity. Hoş, bu durumda daha çok metal kurşun olacak ama, veya kurşun kurşumu demeliyim. Aşk yumruğu. Şimdi görev ne?
2 saat sonra DNR'da imza günü başlıyor ve bence maymunculuk yapacaklar diye tahmin ediyoruz. Limuzinle git. Psikopatı dışarı çıkar. Psikopat. Şimdi kim daha psikopat göreceğiz? Sen mi? Tommy Versace mi? DNR'a geldik mi? Uhu bebekler ne haber? Atla acı. Psikopatı bul, kaçmasına izin verme. Bununla mı gideceğim ben? Bununla mı takip edeceğim onu? Beyler takip etseniz adam vurdu. İnsan vurdu. Polis takip etmiyor daha onu. Kimse polisi aramadı mı? Alo polis. Allah belanı versin senin. Vice City polisi. Al. Adam öldü, ölecek. Wow, kaçıyor. Sakin, hacı. Al. Kaç. Girip save atacağım. Ya da direkt Malibu kulübüne gidelim. Malibu kulübü. Skype yapma. En yakın yer nerede? En yakın. Versace. Güneyin. Güney. Hayır Skype. Senin yüzünden oyun çökmeyecek Skype. Yapma. Skype. Oyunu kaydetmek zorundayım. 122.502 dolarımız var. 502 dolarımız da cepte kalacak harçlık olarak. Çoluk çocuğa şey dondurma falan alırız. Arabaya bak be. İşte araba budur be. Kenara çekiliyor saygıdan. Hükümetinin başbakanına saygı duyup kenara çekiliyor işte. Versace hükümeti, bizim hükümet. Vice City şehrine değişiklik getirdi bu hükümet. Var olan mafya savaşlarını bitirdik. Çete savaşlarını bitirdik. Diaz adlı şerefsiz pisliğin pisliğe sonunu getirdik. Gidip sevleyelim bari de oyun çökerse hani garanti almış olalım. Hem bu arabadan da kurtulur, yeni araba almış oluruz. Hoş bu araba da iyiymiş ama artık araba pek arabalığı kalmadı. Sen de çok manyakmışsın ama sol taraftaki araba var diye ona dedim. Hop geçmişim. Geçmişim. Ekstra 1000 dolar daha aldık. 3000 dolar daha aldık. 3594 dolarımız oldu. Şimdi artık çocukları dondurma, kendimize de şey alabiliriz. Ne alabiliriz? Laptop alabiliriz. Hoş 80'lerde laptop daha yok da. Daha doğrusu 80'lerde normal insanlar laptop kullandığını zannetmiyorum pek ama. Malibu gördüm seni galiba. Kara göründü kaptan. Dun. Aslan parçaları. Bundan sonra benim için çalışacaksınız. Bıyıklı. Hayır, içeri girmek istedim. Neyse. Buranın yeni sahibi benim. Alacağım şimdi burayı. Dun. Hayallerimiz gerçekleşti ahbaplarım. Sonradan Malibu görevini, Malibu kulübünü satın aldık. İçeri gidip sevleyebiliyor muyuz Malibu kulübünde? Polisler bile kulübün içinde ya.
Kulübüm işte böyle bir yerde. 120 bin doları satın almak. Ha yok, bunu daha yapmayacağım. Şey, gidip oyunu sevilemem lazım. Sonuçta kaç oyunda kaç defa Malibu göre şeyini kulübünü satın alıyoruz? Hiç. Ve kaydediyoruz. Kaydettik. Bundan sonra Malibu kulübü bizim. Bundan sonra bütün bu şey bizim. Şehir bizim. Ayt. Ondan sonra burası benim ulan. Hadi gidip Lapfist'in bir görevini daha yapalım. Hazır gaza geldik. Hazır bu momentum elimizde. Hadi bir görev daha yapalım. Hadi bir görev daha geçelim. Çünkü söz vermiştim 3 görev alacağım, 3 görev geçeceğim diye. Ve bu sözümü tutmak istiyorum. Vice City'de de bir cadılar videosu yapmam lazım. San Andreas'la hayalet şehriyle ilgili yapmıştım ya. Motorcu görevlerini bitirince gel. Tamam, ben de motorcu görevlerini... Madem beni istemiyorsunuz, ben de gidip başkalarının görevini yaparım. Gizeme kaldım canım. Buradan geçebilir miyiz? Ve geçtim. Geçtim. İşte böyle geçiliyor buralardan. İşte 146'nın gücü adına. İşte 146'nın gücü bu. Buralardan geçebiliyorsunuz. O şimdi nasıl geçeceğiz? Orası ayrı bir mesele. Şuradan mı çıkalım? Şuradan çıkalım, aynen. Zaten arabayı parçalamanın nedeni de başka bir araba almak, yani şoförlük yeteneklerimle falan hiçbir ilgisi yok. Gerçek hayatta böyle araba sürmüyorum. Hoş gerçek hayatta böyle araba sürsem beni içeri atarlar da. Gerçek hayatta bunun yani hiçbir şey uzaktan yakınlarla alakası yok. İnanılmaz gıcık bir şekilde dikkatli sürüyorum arabayı gerçek hayatta. Çelik alaşımlı motor. Dur bakalım ne diyecekler. Merhaba beyler. Baker, başbakanı selamla. Kral mı selamla ulan, başbakan değil. Kraliyet ilan ediyorum bundan sonra. Mutlak kraliyet var burada. Mutlak monarşilik var. Kralını tanımıyor musun oğlum sen? Last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. Tamam, size para veririm. Para vermem. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Koger, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Ben Lolita değilim. Ağzını burnunu kırarım senin. Anlayacaksın. Eninde sonunda diz çökeceksin. Aslanım Tommy diyeceksin bana. Aslanım Tommy diyeceksin. Hemen burada duruyor işte. Aa. Yarış mı yapacağız? İşe yaramadı. Herhalde yarış bitirmem lazım. Yine de yarış mı olacak ya? Hala dördüncüyüm ben. Tamam. Mesela şu anda yarış kazanmaya imkansız. Yarış kazanırsam bu motorcularda cidden bir sıkıntı var demektir. Aa, ben bu motoru nasıl süreyim? Hacı, neden bana motor sürdürüyorsunuz ya? İle de motor kulübü ama motor sürmek zorunda mıyım? İyilik yapacağım sonuçta. Sırf prensip meselesi diye elinizde panzer, mesela panzer falan getirebilirken siz neden gidip benden motor sürmemi istiyorsunuz? Sizin sıkıntınız ne ahbap? Bundan şey de yapamıyorum. Manevra da yapamıyorum bu motorlarla. Yarış duyuyorum hemen! Ya beni uzun sürecek bu yarış ya. İşkence. Tam işkence. İşkence. Abi ne olacak? Bak böyle de böyle mi alacağım ben bunu? İşte şu anda küfür etsem rahatlayacağım böyle. Küfürler etsem rahatlayacağım aslında ama edemiyorum. Onun için böyle garip davranıyorum. İnsan kendini bir şekilde ifade etmek zorunda kalıyor.
Oo, en önde başlıyorum. Sakin, sakin. Hayır! Ne yapıyorsun? Hayır. Bir de onlar da birinci olmak zorundayız ya. Adam ters şeride geçip bana çarptı, ben ne yapayım? Adam ters şeride geçip bana çarptı. Kaç GTA oyununda böyle bir şey görürsünüz acaba? Motor 360 derece döndü be. Tebrik ediyorum seni motor. Dur. Ya dur bir, gözünü seveyim. Bu ne biçim şey ya, manevra şeyleri ya. Hay. Aa adamlar, dur. Yetişeceğim. Onlar da düşüyor. Hayır! Belli yerlere de yavaşlamam gerek sadece. Hayır! Yetişeceğim sizi! Yetişeceğim size ben. Aha! Fırsat. Evet! Hayır gerizekalı! Ahmak! Hayvan herif! CJ her durumda sana fark eder! CJ'nin elinde muşçak olsun, senin elinde minigun olsun, CJ seni öldürür. Öyle böyle öldürmez hem de. Çok sağlam öldürür. Harbiden ya, bu ne saçma iştir abi ya. Benim de ölüm ya. Şey, ilk başta şey yapıyorlar ya, beni yoldan çıkarıyorlar ya. Sağdan gideceğim bu sefer. Sakın. Siz abi eninde sonunda düşeceksiniz, onu biliyorum ben. Bak, birbirlerini düşürmeye çalışıyorlar. Veya birbirlerinin peşinden gidiyorlar, emin değilim. Ama birinci olabilirim yani ben burada. Çünkü birçok yerde düşüyorlar hemen. Tommy ne yapıyorsun? Motorların da gidiyor. Aha. Fırsat. Devam. Hak! Arabaya sıyırdın oğlum. Hak! Git kaçıyorsun, yoruldun. Böyle giderse benim şey kalmayacak. Ses kalmayacak. Üçüncüyüm. Allah'tan üçüncüyüm. Sonuncu olmanın şeyini yaşamıyorum. Hadi Tommy. Ha ikinciyim. Tamam. Sakin dönüşler yapmalıyım şu anda. Diğer motor da düşecek. Ben buna güveniyorum. Diğer motor da düşecek. Fazla hız yapmam pek bir işe yaramıyor. Düşmedi motor, diğer de o motor düşmedi. Düştü. Başarabilirim. Ama yemin ederim var ya, bu oyunun kontrolleri bana o kadar ters geliyor ki. Yes! Oh yes! Canavarım ben! Gidip save atmamız lazım şimdi. Ben en çok terleten spor hangisi ve en çok yoran spor hangisi diye sordukları zaman GTA oynamak diyeceğim. Çünkü cidden acayip enerji yakıyorum. Kendimi de yakıyorum. Şu anda ruhum yanıyor. Deşarj oluyorum ya. Böyle sinirlendiğim zamanlarda en azından deşarj oluyorum. Normal stresim falan böyle deşarj ediyorum. Güzel oluyor. Yoksa kendimi... kendi o içimde kalan öfkemi ifade edebilme şeklim yok. Ha oyunun böyle sinir edici yanlarda en azından böyle güzel bir etkisi oluyor. Böyle güzel. güzel bir etki. Neyse. Gidip save atıp rahatlayalım ya.
Hem Malibu'yu aldık hem de 3 tane görev geçti kapatlarım. Ne mutlu bize. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler Malibu'yu duran. Keyif almışsınız videonun. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.